Bak burada seyircilerimizin arasında yani bir taraftan bir nasıl diyeyim onu? Eller anlatıyor bize aslında ama yani sen yine bir taraftan da işte kimlik. Bir taraftan da kimlik. Bir taraftan aşk mı diyorsun? Yani bilelim, ne diyorlar ne ama Allah. Aşk mı diyorlar? Biz de aşk diyorlar. Evet. İşte İhanet aşk deyince aklıma şey geldi. Evet. Bu bir turizm şirketinde çalışan bir kız vardı. Hatırladınız mı onu? Ha, mektuplarda var, evet. Evet. Şimdi şey, o çok enteresan geldi bana. Bilmiyorum, isterseniz bir şöyle kısaca anlatayım. Söyleyin, söyleyin, buyurun. Kız turizm şirketinde çalışıyor ve halkla ilişkilerde çalışıyor. Şimdi onlar geri dönüşler yapıyorlar. Mesela tura girmiş karı koca, açıyorlar telefonu, diyorlar ki memnun kaldınız mı? Otel nasıldı? Hizmet nasıldı? İşte şöyleydi, böyleydi. Geri dönüşler yapıyorlar. Evet. Kızcağız da bu görevi üstlenmiş. Ondan sonra telefon ediyor. Diyor ki bir hanım çıkıyor. Diyor ki böyle böyle siz diyor, eşinizle gelmiştiniz, böyle böyle bir tur yaptınız. Hayır. Turundan memnun kaldınız mı? Nasıl geçti? İşte kadın diyor ki hangi tur? Ne turu? Nereden çıktı bu tur? Ondan sonra diyor ki işte böyle böyle şu tur. Şuraya gittiniz. Kadın diyor ki hayır, ben o değilim. Demek benim kocam başkasıyla gitti. Allah. Bir kıyamet abi, kopuyor. Abi oturu başkasıyla atmış. Bir kıyamet kopuyor. Evet. Bir kıyamet kopuyor bir koyan kadın. Demek ki forma kendi telefonunu yazmayacaksın. O da niye yazdıysa kendi telefonunu. Hayır şey, adamın telefonunu açıyor kadın evde. İşte açmayacaksın. Açmayacaksın. Erkeğin telefonunu açmayacaksın. Ondan açıyorsan da katlanacaksın. Şirkete evet. Geliyor. Ne çıkacağını. Şirkete geliyor, olay çıkarıyor, boşanmalara kalkıyor. Ve olay zavallı bizim kızın başına patlıyor. Bu işten atıyorlar kızı. Sonra adam mı alıyor kızı? Böyle bir şey olsa. Bence güzel bir final yani. Yani, yani olsaydı abi, bazen böyle olaylar da oluyor. Bu gerçek yani. Bizim seyircimizin soruları var. Güzin abla, neden aldığımız nefesi geri veriyoruz? Bu öğrencilerin bedava bir şey almaya hakkı yok mu diye gelmiş. Sevgili Güzin abla, onca meslek varken neden insanların dertleriyle uğraşıyorsun demiş. Haklısınız. Çok haklısınız ama birisinin de bunlarla uğraşması, uğraşması gerekiyor. Lazım. Ne kadar güzel. Çünkü sevgili Güzin abla. Dertler ülkesiyiz maalesef. Önümde oturan kızlar program sonuna kadar yerleşebilecekler mi diye. Sen mi yazdın? Kim yazdı? Bizi boş ver abla, senin bir derdin var mı diye yazmış. Vallahi bir açılırsam yanmışsınız. Sevgili Güzin abla, Emenike ne zaman gol atabilecek diye bir... Vay be. Ya Şota, sana bir soru gelmişti, onu sorayım. Türkiye'deki üç büyüklerden bir tanesine gitsen hangisini tercih edersin? Diye gelmiş seyircilerden. Kim yazdı? Kim yazdı o soruyu? Sen mi yazdın? Evet. O Emenike diyor. Arkadan da Emenike'yi, yok Emenike'yi değil, öteki soruyu. Bir ayağa kalkabilir misin? Vazgeçtim, oturabilirsin. Yani şaka söylüyorum. Üç büyüklerden bir tanesine gitsen hangi takımı tercih edersin diyor. Ben Zekeriyaköy'de yaşıyorum. Nerede? Zekeriyaköy. Evet. Şimdi oradan en yakın... Şimdi sabah... geçen hafta gazete okuyorum. İstanbul bir numaraymış yani, trafik. Evet. Dünyada ikisi Meksiko City. Şimdi Zekeriyaköy'den hayatın devam etmesi lazım değil mi? Doğru. Böyle bir takımın çalışırken her şeyi bırakamazsın. Doğru. Ona göre de düşünmek gerekiyor yani. En yakın olan. Şimdi Fenerbahçe çok zengin. İstediğin yerde ev alabilir mesela. Helikopterini alırsa Fener'e giderim. Mesela. Direkt sana. Büyük, büyük teknik direktörsün var. Bir alkışlayın ya. Vallahi böyle hani gerçekten ya. Güzel futbol oynatıyorsun yani. Çok güzel. Çok keyifli futbol. Ben bir de kimi seviyorum biliyor musun? Yani seninle böyle aynı janrımda görüyorum, aynı şeyde görüyorum. Oynattığı futbolla Abdullah Avcı'yı çok seviyorum ya. Çok güzel adam yani, gerçekten de o da çok iyi futbol oynatıyor. Güzel, doğru. Evet. Net. Ya kabul ettim ne diyeyim yani. Demek benim gireceğim, girmeyeceğim konuları hep benim bir kere tartmam lazım kendi içimde. Sevgili Güzin... Sevgili Güzin abla, kocamı bir kadınla öpüşürken yakaladım. Acaba beni aldatıyor ola... Oh. Bayramlaşıyor. Yok canım, zarar yok. Arada olabilir öyle şeyler.
Sevgili Güzin abla, sevgilisi olan birini seviyorum. Çok mu ayıp yapıyorum? Kalede kaleci var diye golü atmayayım mı? Demiş. Çok güzel. Bravo. Harika ya. Ya gençlerin esprileri harika zaten. Güzel. Yani sevgili Güzin abla. İşleri. Kim yazdı onu? Kim? Öyle gösteriliyor ama kendisi tamam, kafayı otur. Gizledi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.